Şu anda da bir tek amacı var. O da oğlu şu anda cezaevinde tek kişilik hücrede kalıyor. Ona bir yardım ve adalet için bekliyoruz şu adaleti yani. Adalet ne zaman gelecek diye bekliyoruz hep. Gerçekten adaleti bekliyoruz. Şu ana kadar 5 yıldır adalet, hep adalet, hep adalet. Dilerim tez zamanda adalet gelse, Fadır arkadaşımız şu anda cezaevinde çıksa, Emine anamız şu anda eve gelse, rahatına baksa, sağlık sorunları da var. Dilerim bir an önce geçmiş olsun, bir an önce iyileşmesine ve mutlu olmasını dileriz. Biz bu şeylerin adaletin sağlanmasını istiyoruz halk olarak, esnaf olarak. Gerçekten bütün esnaflar birlik olsaydı bugün belki bu olaylar yaşanmaz olabilirdi. Bu ailenin adaletin daha yere gelmesi için gerçekten biz esnaf olarak elimde olanı yaparız. Fadıl benim okul arkadaşımdı. Gerçekten bu olayın üzücü. Ne yazık ki Türkiye'de adalet olmadığı için anneler hala saray önünde. Tabii herhangi bir şey yok. Bunu terörle iliştirdiğini yaptılar, budur, şunu yaptılar. Böyle bir şey yoktu yani. Kendi bizim gibi normal esnaflar işine gelip gidiyordu. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Yani bunlar terörle ilişkisi bilmem, öyle bir şey yoktu yani. Talebimiz Şen Yaş ailesini Allah yardım etsin, Allah sabır versin. Ama bu Fadıl Şen Yaşar'ın çıkmasını istiyoruz. Bu daha önce de yani yaklaşık 30 senedir bu adam yani esnaftı. Esnaf olarak vergi levhaları her şeyi mevcuttur. Terörcülükle falan hiçbir alakası yoktur. Şu ana kadar da hiçbir durum veya kötü bir şey görmedik, duymadık. Sürekli de konuşuyoruz, şey yapıyoruz ailece. Yani böyle bırakılmasını istiyoruz. Şen Yaşar ailesi yani öyle bir aile değildi yani ya. Annen o adaleti sağlayıp eve geçmesi lazım. Oğluyla birlikte, yalnız değil. Yani Fadıl Şen Yaşar'ın dışarı çıkmasını istiyoruz. Yalnızca onun için değil, hepimiz için. Bir arkadaş olarak, bir çevre olarak, bir komşu olarak, esnaf komşusu olarak dışarı çıkmasını istiyoruz. Esnaf ve çarşı doğadık ki adalet ekvare ve mahsuma civarı bardan diye kacı cüve nöbeti halas be. Bu insana bir çilek şan. Yani haksızlığa uğradılar. İnşallah ve çebe, inşallah ve adalet şunu kacı bebini. Amel ver bun, bas amel dükkanı bun. Medine dediğin ki silah hat. Gerçekten avuşuna nedi? Mevkuat cevabı falan nedi? Ama olay çıtı başlamış bu anıdan bas adaletsizlik yok dedi ha bu. Adalet Türkiye'ye falan ne bileyim. Adalet liver ne bileyim. İnşallah ve adalet de çevir. Valla Anduaz'ın adalet var. Adalet şuna kadar bebini. Dayıkamı Emine mesela peş adliye. Evci adalet Anduaz'ı. Havale mey Fadıl girdiği suçsuz yere ام بین پنج سالن و ام دخوازم که عدالت وره وره بردان و دیا می همینجی جور وره والا عدالت یعنی شونه نابینه ایمیل سیره ام بین ندوزگونن عدالت نه گیجی طرفتارلق یاد کنه مثلا ام بین حالی حکمات دیگرنه که عدالت وره ام پر ممنون دبن دایکا می همینجی جور داره وره کره خوار بردان والا ما بیست کو یعنی سوسیس یره و امریکانه هات نکشتن و حواله ما مثلا عادل جلال حجاسوت تو هاجه اولایت نه و مثلا ام گیل و داره و امریکا هات گزاری م برین دارن گو ام هر نخسته خانه شو خسته خانه لو داره لینچ بو هات کشتن ام باور ناکن چی کو 20 سال نم و داره اسنافن او امریکانه جی و داره اسنافن انسان کو تروریست به ناب اسناف لدولت مثلا ورگیر لو حسیا خواه ورگیر داده و در اسناف 20 سال ملت ناست که تشته که وار محله ندی والا یعنی فقی بابا دی که فهم کرد که یعنی یالیشی هه لو ما استفا کرد بره نزابو جره یالیش فهم کردن و به تالیجی گو گرچک فهم کردم و ج پارتی استیفا کرد گو عدالت سزغه گو برا عدالت چه به و گو وجدان هن ارحسز دبم وی مرکی ورگا استیفا کرد عدالت نبه تما گو عدالت نبه دیمه گو سرت نه تشتکت نه نکانه تشتکی بکی هم عدالت چه دبه یعنی عدالت سزغی چه دبه هم جی بهابون چه دبه
Valla em wani histikin yani em hesa dayiko giya yani farna ki ne e emine ana tane inşallah ve acıya giya ve son bulmuş be ve adalet inşallah şunu bebe. Valla em duhazın bütün ülke adalet var inşallah verin bebe. O roje şababı peşmana inşallah ve adalet şunu bebe verin bebe inşallah. Bir an yama şababı verin bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sual cinan evin sıkıntı tane inşallah verin bebe inşallah. Annem 810 gündür adalet nöbetinde. Benim iki kardeşim, iki abim ve babam vahşi bir şekilde katledilerek hayatlarını katliama maruz kaldı hastane. İş yerimize darp edilerek hastanede katliama maruz kaldı. Bunun üzerine adalet bir türlü gelmedi. Annem 8-10 yıldır adli önünde adalet istiyor. Benim bir abim de hukuksuz bir şekilde üstünlerinin talimatıyla şu an Elazığ kapalı cezaevinde 5 yıldır tek odalı hücrede kalıyor. Tutuklu olarak kalıyor. Bizim tek istediğimiz adalettir. Adaletten şaşmayacağız. İnsanlar susarak adalet hiçbir zaman yerine gelmez. Adalet insanlar adalet isteyerek ancak adalete ulaşabilir. Yani hiçbir zaman biz direncimizi yitirmedik. Her zaman da adalet istemeye devam edeceğiz. Ta ki adalet bizim için değil, tüm Türkiye için, herkes için adalet istiyoruz. Adaletin bir gün önce yerine gelmesini talep ediyoruz. Katliama maruz kaldık. Olayı yapanlar iktidar partisinin yanlısı olduğu için şu an burada serbestçe geziyorlar. Hiçbirisinde fazla tutuklama olmadı. Herkes normal bir şekilde elini kolunu sallayarak sürücün içinde geziyorlar. Bu bizim başımıza geldi. Yarın herkesin başına da gelebilir. Bir gün önce adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bu katliamı yapanların derhal büyüklerimizden, yetkili kişilerden tutuklamasını istiyoruz. Adalet yerine gelsin. Tek odada kalan abim cezaevinde kalan Faruk Şen Yaşar'ın da serbest kalmasını istiyoruz. Adaletin bir gün önce yerine gelmesini istiyoruz.